Bahçesinde güllerim yanık.
İşim var. Yani onu halletmeye geldim de buraya. Vallahi bizde Gümüş'ün özel bir toplantısı varmış, onun için geldik. Ha. Öyle mi? Yalnız gelmeyi istemediğim için Didem'le geldim. Ünlü bir desinatörle buluşacağız. Ya Didem'cim hadi canım biz gidelim, geç kalıyoruz toplantıya. Mehmet Bey'i de daha fazla meşgul etmeyelim. Akşama yılda görüşürüz. Görüşürüz. İşime adam mı taktın Mehmet? Ne zaman nerede olacağımı nereden öğreniyorsun? Gümüş saçmalama, ne adam? Biriyle buluşacağımı öğrendin, kim olduğunu merak ettin, kıskandığın için de buraya geldin değil mi? Gümüş, bak senin buraya geleceğinden haberin bile yoktu. Ayrıca çok şaşıracaksın ama ikimizin de burada olma sebebi aynı. Benim sebebim yanımda, seninki nerede? Yürü gidelim hadi. Biraz önce yanımdaydı. Aşka bak ya. Sen adamın yüzüne bakmayıp terslerken o seni hala kıskanıp yollara düşüyor. Boş ver şimdi aşkın aşkı. Bak sen etrafına. Adayı seyret. Hoş bulduk Nuran teyze. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Askerlik de bitti hayırlısıyla. Temizliği yaptım. Evi de ısıttım. Ama yemekleri yetiştiremedim. Merak etme Nuran teyze. Mehmet abi halledecek o işi. Çarşıyı yürüyüp gelecek. Nuran teyze, işin bittiyse sen çık istersen. He? Tabii çıkacağım oğlum. Bir iki işim var. Onları bitireyim çıkacağım. Tamam. Hoş geldin prensesim. Dur yardım edeyim sana. Bugün okul nasıl geçti bakalım? İyi. Sadece iyi mi? Neler yaptın anlat bakalım biraz. Dersler nasıl, arkadaşların nasıl, beslenmeni yedin mi canım? Yedim anne. İşte her zaman gibi. Her gün aynı. Ders teneffüs, ders teneffüs. Hiçbir şey olmadı yani bana anlatmak isteyeceğin. Ben de Defne gelse de biraz sohbet etsek diye bekliyordum bütün gün. Aman anne ne olacak okul işte. En azıcık uyuyacağım, uykum var benim. Thank you.
Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ben de seni bekliyordum. Nerede kaldın? Çok bekledim vallahi. Hayırdır yenge, ne oldu? Seninle bir şey konuşacağım ama burada ulu orta olmaz. Gizli. Annesi Yiğit bugün çok usluydu maşallah. Yiğit'e bir şey mi oldu? Yok yok yok. Allah korusun. Bugün şirkette neler yaptınız? İşler yoğundu değil bak mi? Yani insanı merakta bırakma. Ne oldu? Kötü bir şey mi var yenge? Sen gel benle. Bu yılda artık yerin kulağı var ne de olsa. Değil mi ama? Meydanda konuşulacak konu değil benimkisi. Otur. Mesele şu Dilruba ve kızı. Bunlar galiba babamdan para tırtıklıyorlar kızım. Babamdan faydalanmalarından çok korkuyorum. Bankadan tesadüfen öğrendim. Daha yeni evlendikleri sıra babam bankadan yüklüce bir meblağ çekmiş. Ne yaptığını öğrenemedim tabii. Yani dedemin işleri vardır yenge, bilirsin. Belki bir vakfa, derneğe falan yardımda bulunmuştur ha? Ya onlara verdiğini nereden çıkardın? Ben onlara verdiğinden eminim kızım. Her köşe başında ana kız fısır fısırlar. Geçenlerde beni odadan çıkarıp baş başa konuştu Dilruba babamla. Hem baksana kızı olacak Billur'un hali de hal değil, sanki bir tuhaf. Ah Bahar'cığım. Çok korkuyorum. Bu yaştan sonra babamı kullanıp bir tarafa atarsa beter olur adamcağız. Bilirsin, iyi niyetlidir deden. Yardım edeceğim diye paralar kendini şimdi. Aslında haklı olabilirsin yenge. Yani ikisini de tanımıyoruz. İşte ben de onu diyorum evladım. El ele verelim, açalım gözümüzü kulağımızı. Hepinizin hakkı var bunların yediği parada değil mi ama? Sen bir takip et bakalım deden yine para çekecek mi? Ben göz kulak oluyorum ama malum o kadarını yapamam. Tamam yengecim. Hallederim ben. Hesap hareketlerini kontrol ederim. Bir de bunlar çıktı başımıza, dertlerimiz yetmezmiş gibi. Ben ilk günden ısınamadım bu kadına. Kesin bir işler çeviriyorlar. Sonra da yengem demişti dersin. Yanmış be. Ne güzel geldi. Pek de güzel acısı varmış. Rukiye, yemekte ne var? Acıktın mı ki? Yok, daha acıkmadım da meraktan soruyorum işte. Susadım ya ben de, versene içeyim. Aa, bu olmaz. Niye ki? Bu benim. Kendine başka su koy. Hem başkasının bardağından içmek olmaz. Ya sen başkası mısın Rukiye? Sen benim tek aşkımsın, bir tanem. Bu ne Rukiye? Ya sen su gibi turşu suyu mu içiyorsun Rukiye ya? İçerim ben her gün. Mideni mi deleceksin Rukiye? Ne kadar acı baksana. Bardak bardak turşu suyu mu içilir Allah aşkına? Üf, yaptın beni Rukiye ya. Vallahi şahaneymiş. Şu bahçeye bak. Süper vallahi. Evin içi nasıl acaba? Güzeldir herhalde. Geldiler Nurhan teyze, kapıyı aç. Ama benim burada olduğumu çaktırma. İçeri al. Tamam oğlum, tamam oğlum. Merhaba, beyefendi bizi bekliyordu.
Hoş geldiniz kızım. İçeri buyurun. Geç Didem. Oturun siz. Ben beyefendiye haber tamam. Baksana Gümüş. Gel. Bu adam yaşlı kaprisli falan ama bayağı da zevkliymiş. Vallahi bence de çok zevkliymiş. Canım aa, benim. Ya ne oluyor? Ama bu nasıl olur? Yaşlı mıymış? Berk. Ne o aşkım? Beni gördüğüne sevinmedin galiba. Deli misin sen ya? Berk! Aşkım sonunda bitti değil mi? Bir daha gitmeyeceksin, beni yalnız bırakmayacaksın. Hayır, bitti aşkım bitti. Yemin ederim bitti. Bundan böyle hep birlikte olacağız. Seni çok özledim aşkım. Ben de seni özledim aşkım. Ama bak buradayım. Tamam. Ağlama artık. Ayşe'cim, Melek nasıl? Bir problem yok inşallah. Merak etmeyin Gümüş Hanım. Her şey yolunda. Ayşe'cim, canım ben biraz gecikeceğim. Önemli değil Gümüş Hanım. Nasılsa burada kalacağım bu gece. Meleği öp benim için. Tabii öperim. İstediğiniz kadar geç kalın. Keyfinize bakın. Tamam canım. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Randevunuz yok muydu sizin? Yapma Mehmet. Sanki burada neden olduğumu bilmiyormuş gibi. Zaten Didem'in yanında görür görmez anlamıştım. Sen de Berk'i getirdin herhalde. Yok canım. Benim tek işim gücüm sizsiniz. Peşine de adam taktım. Seni izletiyorum değil mi? Ne bileyim ben. Seni birden öyle karşımda görünce... Hem Didem bir şeyler anlayacak diye ben telaşlanan ne dediğimi biliyorum. Öyle ağzından çıktı işte. Umarım gerçekten telaşından öyle söylemişsindir. Çünkü artık seni kıskanmıyorum. Ben bu ayrılığı kabullendim artık. Bundan sonra herkes kendi hayatını yaşayacak. Aynen istediğin gibi. Evet haklısın. Aynen benim istediğim gibi. Akşam burada mı kalacaksın? Yok, son vapurla eve döneceğim. İçeri girsek iyi olacak. Hava kötüleşiyor. İş mevzusu ne oldu Didem? Ya şimdi bunları konuşmanın sırası değil aşkım. Hani beni çok özlemiştin? Hmm. Güzel. Gözün aydın, kavuşmuşsun karına. Ya çok hainsiniz ya. El birliğiyle beni kandırdınız. Ama kabahat bende. Anlamalıydım bu ada gezisini. Burada aniden karşılaşmanız filan. Yalnız helal olsun. 40 yıllık oyuncu gibi oynadınız. Birbirinizi kıskanmalar, yok laf sokmalar. Ben gerçek sandım hepsini. Hayatım fena mı oldu? Bak kavuştun sonunda Berke. Allah ayırmasın. Amin. 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 Mehmet Bey, aldıklarınızdan size bir şey hazırlayayım ablacığım, mı? Ablacığım sen hiç zahmet etme. Balıkları kendi ellerimle hazırlayacağım. İyi, ben çıkayım o zaman. Yarın gelip kahvaltınızı hazırlarım. Teşekkür ederiz. Hadi kalın ederiz. Sağlıcakla. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. Ne balığı aldın abi? Yerken görürsün. Oo, akşam o ziyafet var desene. Ne kıyak oldu ya. Aşkımla yan yanayım. İnsanın inanası gelmiyor. Aşkım ya, gel bir daha söyleyeyim de inanayım. Gel. Canım aşkım. Seni çok özlemişim ya. Ben de bir tanem, ben de aşkım benim. Aa, ne oluyor ya? Ah. Merhaba. Aşkım bu ne şimdi? Defne'yi aldım. Bu sefer kesin barışacağım. Dur hemen verme. Hemen olmaz. Niye canım? Allah Allah, kızıma hediye aldım. Sabaha mı bekleyeceğim?
Hem bu koca şey çoraba sığmaz hayatım. Bak. Aferin, aferin. Aşıyorsun kendini. Biraz daha zorlasan komik olacaksın yani. Az kaldı. Ver bakayım sen şunu. Ah, ağırmış bu ya. Gelsene sen benimle bir dakika, gel. Geç. Yine ne oldu Pınar? Ne var? Konuşacaklarımız var. Allah aşkına Pınar, kötü bir şey oldu deme. Dayanacak gücüm kalmadı. Ay, kime nasıl yetişeceğimizi şaşırdık. Yok yok, o kadar kötü değil. Yani inşallah. Ne oldu peki? Bugün Başak Hanım beni aradı. Defne'nin öğretmeni, okula çağırdı. Ne olmuş, bir sorun mu varmış? Defne teneffüste mikroskop kırmış. Aman canım, ne var? Ben de bir şey oldu zannettim. Çocuk bu, kırar da döker de. Öderiz parasını, olur biter. Çok velveleci olmaya başladım Pınar. Sanki ben onu mu dert ettim? Başka şeyler var. Başak Hanım dedi ki Defne bugünlerde çok durgunmuş. Okuldan geldiğinde sordum çaktırmadan. Hı. Bana hiçbir şey anlatmadı. Anlatmaz tabii, kızmandan korkmuştur. Ben bilmez miyim çocuğumu? Kesin başka bir şey var. Buyur işte. Yaşlandıkça Şeref anneye benzemeye başlıyorsun, korkuyorum. Korkmuştur kız. Niye altında başka bir şeyler arıyorsun ki? Buyurun, ellerimle yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Ne zahmeti canım? Pek güzel yapar kahveyi Billur. Bir parmak köpüğü olur. Keşke bize de yapsaydın. Tadına bakardık. Mis gibi koktu. Değil mi ama? Hakikaten güzelmiş. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Bir dahaki sefer artık cancağızım. Billur nasılsa daha burada. Dedeciğim, şirkete gelmiyorsunuz bu aralar. Gelin de bizim de bir kahvemizi için. Gelirim, gelirim. Bu da sizin için. Size layık değil ama küçük bir hediye. Ne gerek vardı kızım? Boşuna masraf etmişsin. Masraf olur mu hiç? Beğenirsiniz umarım. Sağ ol kızım. Babacığım, özel bir günde biz mi kaçırdık? Yok canım, bildiğim kadarıyla değil. Öyle içimden geldi benim. Zaten çok küçük bir hediye. Hediye almak için illa özel bir gün mü lazım cancağızım? İnsanın içinden gelsin kâfi. Çok teşekkür ederim kızım. Zevkle takacağım. Şeref, yemek saati geçeli epey oldu. Ama hala Mehmet Efendi'den haber yok. Neredeymiş, haberin var mı? Bilmiyorum ki babacığım. Hiçbir şey de sorulmuyor. Ne doğru düzgün yüzünü görebiliyorum, ne nerede kiminle olduğunu biliyorum. Evet ama sığmaz oldu. Ben hepsini aynı çatı altında tutmaya gayret ettikçe hepsi çil yavrusu gibi dağılıp gidiyor. Fikriciğim, biz ne kadar uğraşsak da olacakla öleceğin önüne geçirmiyor işte. Üzme kendini. Peki Didem nerede? O da ortalarda yok. Aman babacığım, nerede olacak, annesine gitmiştir. Sözde burada oturuyor ama hala orada yaşıyor. Ne öğrendin? Kim yapmış? Oh. Bir kamyon dolusu çöp attı Türkiye. Taşı taşı bitmedi valla. Koskoca yalı. Herkesi aradım. Başladı mı dizi? Tüh, kaçırdın başını ya. Sen sokaktaki çocukları organ mafyasından koruyacağım diye. Türkiye, sen beni dinliyor musun? Dinliyorum canım. Dizi diyorum, başlamış. Kaçırdım yine başını. Başladı. Ne oldu peki, buldular mı kızı yoksa? Ne bileyim, arıyorlar mıydı ki? Ne biçim izliyorsun anlamıyorum Rukiye. Gördüğünü de anlamıyorsun ha. Çok merak ediyorsan çıkmasaydın dışarı. Ben sana anlatmak zorunda mıyım canım? Ama ben... Bir yığın iş güç yetmezmiş gibi bir de Orhan Bey'e dizi özeti yap. Ne kızıyorsun Rukiye, ben şimdi ne dedim ki? Yok bir şey. Hadi sen dizini izle. Sen sonumuzu hayreyle. Çıtır çıtır oluyor valla. Valla dayanamayacağım, mis gibi kokuyor. Sanki yıllar var balık yemedim. Oo, yanına da şöyle bir rakı açsaydık. Aa, ayıpsın yenge, rakı dolapta. buz var mı peki? Sen iste karıcığım. Sen iste dünyalar güzelim. Buz dağları yiyeyim önüne. Oo ya, böyle dersen şımarırım valla. Şımar diye diyorum zaten.
Çocuklar anlıyoruz, yalnız da bırakırdık da balıklar yanar. Hadi bakalım. Tamam be. Yenge tabakları içeri tabii götürür canım. Musun? Berk, beni sayma. Ben birazdan son vapurla döneceğim. Sana ne aldım? Bunu ilk gördüğümde... işte dedim. Kızımı aradım, hediyeyi buldum. Hem bu öylesine. Bayram ve yılbaşı için başka sürprizlerim var. Bunu nereye sığdıracağız şimdi baba? Bu oda çok küçük. Odaları değişelim. Sen iste yeter ki prenses. Yok, gerek yok. Olmaz. Ben bir yer bulurum. Teşekkür ederim. İyi. Barıştık mı peki? Beni affettin mi? Tamam, barıştık. Affettim seni. Hani? Neler yaptın bugün? Okul nasıl geçti? Ne var ne yok? Anlat bakalım. Okulda ne olabilir baba? Ders dinledik işte. Hangi dersler vardı bugün? Türkçe, müzik, hayat bilgisi falan, ne olacak işte. Güzelmiş. Bu hayat bilgisinde ne anlatıyor öğretmeniniz? Bugün mikroskoba bakmayı öğrendik. Öyle mi? Nasıl bakılıyormuş bu mikroskoba? Niye çattın kaşlarını? Bilmiyorum yar, suçlar mı? Ben ölürsem saçlarını yolma gayrı, yolma leyli leyli. Benim ilkokulu karımın nesi varmış? Niye çatmış kaşlarını? Yok bir şey Orhan. Sen bana bakma, yorgunluk işte. Var var. Ne saklıyorsun benden? Söyle bana Rukiye. Ne sıktı canını? Bana mı kızdın yoksa? Üsteleme Orhan. Ne diyorsam o işte. Ne kızacağım sana? Sana bir şey olur da ben anlamaz mıyım Rukiye? Kaç gündür neşen de kalmadı. Orhan. Ya bir şeyin yoksa neden böyle gerginsin o zaman? Öf Orhan ya. Ne laftan anlamazsın? Bir şey yok diyorum. Sen git dizini izle. Peki. Sen ne zaman istersen o zaman söyle Rukiye. Ama bir şeyler döndüğünü fark etmedim de sanma. Allah'ım, ne yapacağım ben ya? Ellerinize sağlık. Her şey şahane oldu ha. Abi hemen oturalım. Açlıktan ölüyorum ya. Tamam Berk. Rakı nerede? Siz oturun, getireceğim ben. Ben gecikmeden çıkayım artık. Ya gitme. Bari birlikte yiyelim, öyle gidersin. Sağ ol canım. İyi de neyle gideceksin? Neyle olacak? Vapurla gideceğim. İyi de son vapur yarım saat önce kalktı. Olur mu canım? Her saat başı vapur var değil mi? O yazın. Kışın maalesef. Nasıl yani? Şimdi başka vapur yok mu? Ben rakıyı getireyim. Mehmet, bu şimdi mi söylenir? Sormadın ki. İşte. Daha fazla söylenme. Parayı sabah yollayacağım. Sen hesaptan çekersin. Ne kadar peki? Yetecek mi borçlara falan? Bize de kalır mı? Ne diyorsun sen ya? Paranın tamamı borçlara ancak yeter.
Bana bak Kenan, sakın parayı yeme. Gelirim oraya, ecelin olurum. Burada 8 sakla attık annemle. Tamam ya, harcamayız. Sen de bizi iyice sorumsuz ettin. Değil misin sanki? Neyse, çocuklarıma iyi bak. Hasta filan olmasınlar. Bakıyorum zaten. Var mı başka bir diyeceğin? Allah Allah. İyi, kapatıyorum ben. Hadi ararım yine. Bak, dediklerimi unutma. Kiminle konuşuyordun, Kenan'la mı? Başka kiminle olacak anne? Parayı yarın göndereceğimi söyledim. Ona haber vermek için aramıştım. Sakın paranın tamamını yollama kızım. 2 günde hacamat eder hepsini. Dımdızlak kalırsınız yine. Hiç öyle şey yapar mıyım anneciğim? Ben malımı bilmez miyim? Fikri Bey zaten ihtiyacımız olanın 2 katını verdi. Yarısından fazlasını göndermeyeceğim ben Kenan'a. Aferin kızım, aferin. Bak kızım, bu para mevzularını sakın ola Şeref'in yanında açma. Akbaba gibi açığımızı arıyor zaten. Aman diyeyim ha. Farkındayım anneciğim. Sen hiç merak etme. Hiçbir şey söylemiyor hakikaten. 10 saattir ağzından laf almaya çalışıyorum. Ders bile çalıştık bu arada. Sessiz ol. Tamam tamam, uyumadı gitti bu da ya. Canım benim. Vallahi var bir tuhaflık. Defne hiç böyle şeyler yapmazdı. Mikroskoba kadar anlattı ama kırdığını söylemedi. Sanki böyle bir olay hiç olmamış gibi kıvırdı durdu lafları. E fena da kıvırmadı hani. Onur, Doruk'a daldık, kızı ihmal mi ettik acaba? Öyle bir şey yaptıysak çok üzülürüm vallahi. Çok dikkat ediyorum oysa ki. Yok canım. Çok dikkat ediyoruz kendini ihmal edilmiş hissetmesin diye. Bence bu aşk meşk işleri hiç yaramadı kızıma. Erken daldı bu mevzulara. Onur yapma canım, ne alakası var? Kıskançlığın sırası mı şimdi? E açıkça soralım o zaman. Bildiğimizi söyleyelim. Bir mikroskop kırdı diye kızmayacağımızı bilsin çocuk. Cık, olmaz. Onu itiraf ettirmemiz gerekir. Öğretmenine ve bize olan güveni sarsılmasın şimdi. Arkamdan hafiye gibi iş çeviriyorlar değil misin kızcağız? İyi de nasıl yapacağız? Anlatmıyor işte. Bu saatte ne yapıyorsun burada Rukiye? Sen ne yapıyorsun? Bitti mi dizi? Yapma Allah aşkına Rukiye. Ne dizisi ya? Dizi düşünecek hal mi bıraktın bende? Rukiye. Ne var? Bir şey soracağım ama kızma. Kızma deme de kızmayayım. Hadi sor ne soracaksan. Rukiye sen hamile misin? Saçmalama lütfen. Ne hamile olması? E buradan öyle görünüyor ama. Bardak bardak turşu suyu içiyorsun. Tepsilerce börek yiyorsun. Ne desem kızıyorsun. Hemen kırılıyorsun. Ben karımı tanımaz mıyım? Sen Gümüş'e hamileyken de böyleydin. O yüzden acaba olabilir mi dedim ben de. Yok öyle bir şey Orhan. Hem hamileysen ne var bunda dert edecek Rukiye? Çocuktan güzel şey mi var dünyada? Bir evladımız daha olur. Durumumuz yok diye de üzülme. Her bebek kısmetiyle gelirmiş. Her sinirlendiğimde, iştahım her açıldığında hamileysem yanık yani. Daha gecikmedim bile Orhan. Canım sıkılıyor olamaz mı sadece? Allah Allah. Gümüş, bak saçmalama. Mehmet abim haklı. Sabah hep birlikte döneriz. Yok, ben bir otel bulup kalırım. E mesele değil. Bu akşam da karnabahar varmış. Ben seviyorum. Karnabahar patlamış mısıra benziyor. Vallahi ben hamburgeri tercih ederim. Ne var? Kaldırmayacak mısın baba örtüyü? Nereye koyacağız şimdi bunları? Ha, ben de hamburgere kızdın sandım. Dikkat et baba. Tamam kızım, ediyorum. Ama kazayla oldu, elimden kaydı kızım.
Fark etmez bence. Bu şekerliği çok seviyordu. Dedemin hediyesi. Şimdi ne yapacağız baba? Delilleri örtbas edeceğiz. Şimdi söylemeyelim. Ben yarın yenisini alırım, ruhu bile duymaz. Anlamaz mı? Nereden anlayacak canım? Sen bana yardım edip söylemezsen tabii. Sen bilirsin, söylemeyiz o zaman. Hadi yardım et de toplayalım şunları. Dur. Bir yerin kesilmesin. İyice başımız belaya girer. Sen annen geliyor mu ona bak. Hadi. Sağ olasın evladım. Fikriciğimi açık koysaydın evladım. Bu saatte çarpıntı yapmasın. Açık getirdim hanımefendi. Bilmiyorsanız söyleyeyim Dilruba Hanımcığım. Babam oldum olası açık içer zaten çayı. Bu evdeki herkes de gayet iyi bilir. Değil mi ama? Bütün gün çay içtim ama bunsuz da olmuyor. Teşekkür ederim. Yok ben almayayım Seher'cim. Ben yatıp dinleneyim biraz izninizle. Bu kadar erken mi yatıyorsun kızım? Sohbet ediyorduk ne güzel. Bir çay içseydin bari kızım. Zaten yüzünü yemekten yemeye görüyoruz. Bugün çok yoruldum dedeciğim. Sabah da çok işim var. Başka akşam sizinle çay içerim söz. İyi geceler. Mehmetli Gümüşlü derken bu kızı çok boşladık babacığım. Kardeşi askerde, kocası İsrail'de. Günden güne eriyor hasretten yavrucak. Aa, kocası İsrail'de mi? Ben de boşandılar sanıyordum. Ne boşanması kızım? Olur mu hiç öyle şey? Gökhan ne zaman dönecekmiş İsrail'den babacığım? Ne bileyim kızım. Dönmeye niyeti var mı yok mu onu bile bilmiyorum yani. Ne oluyor anlamıyorum. Ben üzerlerine titredikçe çocukların yuvaları bir bir dağılıyor. Neden böyle oluyor bir bilsem hepsine mani olacağım ama. Eminim olurdun Fikriciğim. Ama bu sorunun cevabını kimse bulmuş değil ne yazık ki. İzninizle. Böyle de gün yüzü görmek nasıl? Efendim Kenan. Biliyoruz çocukları biraz önce otobüse bindirdim. Oradan karşıla. Ne diyorsun sen Kenan? Daha bir iki saat önce konuştuk. Yoktu böyle bir şey. Neyin hesabını soruyorsun? Tabii orada keyfin yerinde. Çoluğu çocuğu sardın başıma. Keyfimden mi buradayım? Senin başımıza sardığın pislikleri temizlemeye geldim. Konuşturma beni. Tamam uzatma. Seninle konuştuktan sonra azdılar anneme gideceğiz diye. Sabaha kalmaz gelirler karşıla işte. Hem fena mı? Çocuklar da bayramı seninle geçirirler. Alo. Alo. Allah kahretsin ya. Kapatmış telefonu Allah'ın cezası adam. Akşamın bu saatinde kimmiş arayan? Kim olacak anneciğim Kenan? Kötü bir şey yok ya. Benim için kötü değil de çocukları otobüse bindirmiş. Buraya geliyorlarmış bayram için. Desene torunlarım geliyor. Evimiz şenlenecek, yaşasın. İyi de anneciğim bir sorun olmasın. Baksana Şeref Hanım zaten benden rahatsız. Bir de çocukları duyunca. O ne demekmiş öyle? Burası benim de evim. Üstelik gelenler de torunlarım. O ne karışırmış? Ne inat kız ya? Tutturdu illa gideceğim diye. Gittiler mi peki? Tartışıyorlar hala bahçede. Ne haliniz varsa görün. Ben içeri gidiyorum dedim geldim. İyi yapmışsın aşkım hadi otur. Buz gibi oldu her şey. Gümüş. Gümüş inat etme hadi eve gidelim. Ne oteli bu saatte ya? Gümüş sana söylüyorum duymuyor musun? Ne var? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun? Artık aynı çatı altında olmak bu kadar mı rahatsız ediyor seni? Ne yaptın bunu hak edecek? Ya bunun nefretle kinle bir ilgisi yok Mehmet. Gitmek istiyorum ben. Sadece gitmek. O kadar. Gümüş. Bak yapma. Bunlara inanmamı bekleme.
İkimiz de hala birbirimizi seviyoruz. Bazı şeyler geçmişe kaldı Mehmet. Gümüş, inkar etme. Söylesene. Beni sevmediğini söyle ha. Söyle, yapabilir misin? Mehmet, bırakır mısın kolumu? Gümüş, seviyorsun. Sen de beni deliler gibi seviyorsun. Mehmet, bırak. Buruk. Buruk. Ya bıraksana ya. Bunu sakın bir daha yapma. Çünkü asıl o zaman sana saygım kalmaz. O zaman da senden nefret etmeye başlarım. Küçük hanım, süreniz doluyor. 10 dakika sonra doğru yatağa. 5 dakika daha eklerim babacığım, ne olursa. 5 dakika daha. Hem daha film yeni başladı. Olmaz hayatım. Bu saatte sana göre bir program yok ki. Hem bu film de sana göre değil. Saatlerce bunun başında oturman senin için çok zararlı. Lütfen. Sabah erken kalkacaksın, unutma. Ay inanmıyorum ya. Eyvah baba, yandın. Bunu kim yaptı bakalım? Kızma bana bir tanem. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Biliyorum çok kızacaksın, bağıracaksın ama inan isteyerek olmadı. Lütfen inan bana, istemeden oldu. Gel bakayım sen. Hayatım, ne var, paralama bu kadar kendini? Alt üstü bir şekerlik. Yenisini alırız. Ama bu şekerliği çok seviyordun. Dedem almıştı üstelik. Anısı çok büyüktü. Ne yapalım yani, senden değerli mi? Bak zaten üzülmüşsün. Ama üzülme artık. Bir şekerlik için sana kızacak değilim. Önemli değil canım, insanlık hali. Tabii ki düşürebilirsin. Ben de düşürüp senin bir şeyini kırabilirdim değil mi? Bilseydim saklamazdım karıcığım. Teşekkür ederim. Çok anlayışlısın. Onurcuğum, asıl saklarsan kızarım. Ben canavar mıyım sana kızayım hayat? Canın sağ olsun. Hem sen yeterince üzülmüşsün canım kocacığım benim. Sürem doldu babacığım, ben yatıyorum. Of, bu da işe yaramadı. Ah. Vay be. Aslanlar gibi iki perdelik oyun oynadık, bana mısın demedi. Ne yapacağız Pınar ya? Canım şekerlik de gitti. Buraya asalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakar mısınız? Buyurun. Boş odanız var mı? Kusura bakmayın hanımefendi. Hizmette değiliz. Tadilat sebebiyle açığız. Siz geldiğim 3. otelsiniz. Yok mu yapabileceğiniz bir şey? Maalesef hanımefendi. Şimdi sezon olmadığı için çoğu otel kapalı. Açık olanlar da bizim gibi bayram için tadilatta. Ya sadece yatağı olan bir oda istiyorum. Yemek falan başka hiçbir şey istemiyorum. Zaten sorun da tam yatak konusunda bayan. Çünkü otelin bütün yataklarını yeniledik. Eskilerin de hepsini bugün gönderdik. Yenileri de henüz gelmedi. Peki başka açık bir otel var mı bildiğiniz? Oraya gideyim. Maalesef. Dedim ya, sezon değil. Bildiğim hizmete açık hiçbir otel yok. Peki, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Özledin mi babanı? Özledin tabii. Ben de çok özledim. Keşke burada olsa. Yeni yıla birlikte girsek, bayramı birlikte geçirsek. Yanımızda olsa, nasıl hızlı büyüdüğünü görsek. Evimizde hep beraber olsak. Onu öyle özledim ki. Kokusunu, sesini. Hatta bana kızmasını bile özledim. Omzuna yaslanıp uyumayı özledim. Kim bilir ne yapıyor şimdi? O da bizi düşünüyor mudur ha? Ne dersin?
Yapamam. Yapmamalıyım. Bizi bırakıp giden o. Ah güzel oğlum. Nasıl da babana benziyorsun. Onsuz dallarım kırılmış, terk edilmiş gibiyim anneciğim. Kimsesizim sanki anneciğim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Kalacak yer bulamadınız galiba. Girebilir miyim? Aa, ne demek? Mutluluk duyarız hanımefendi. Buyurun. Sizi ağırlayacak boş adamımız her zaman var. Didem! Didem! Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Gümüş? Canım ne oldu? Ay Mehmet, yukarıda fare var yattığım odada. Tamam canım canım. Ay, sakin ol. Korktum. Ben bakarım şimdi. Çocuklar, fare var odada. Fare mi? Evet. Aman Gümüş ya. Küçücük hayvandan korkulur mu Allah aşkına? Canım tabii ki korkmuyorum. Tiksiniyorum sadece. Yok. Göremedim. Neyse arkadaşlar. Biz yatıyoruz artık. Şömine sefasını da size bırakalım. Hadi iyi geceler. Ya ne olur kusura bakmayın. Ne olur. Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Rahatınızı bozdum sizin. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet emin misin? İyice baktın mı? Gümüş, eminim. Merak etme, bir sakin ol, şöyle bir ateşin yanına otur. Isın biraz hadi. Bu arada ben de sana sıcak bir çay yapayım. Nereden çıktı tamam şimdi ya?
İyi günler. Buyurun. Bir bayan vardı burada, yok mu kendisi? Gülümser Hanım bir yere kadar çıktı. Ya. Ben yardımcı olayım. Reçeteniz varsa verin yeter. Yok. Yani reçetem yok benim. Ne istiyorsunuz peki? İlacın adı neydi? Ben şey isteyecektim. Ney? Yani hani bir test var ya, şey olup olmadığını biliyor hamilelik. Gebelik testi istediniz sanırım. Hı, tamam işte ondan. Bir türlü söyleyemiyorum şu meretin adını. Hamilelik testleri güvenilir sonuçlar verir. Ama siz ne olursa olsun bir kere de kan testi yaptırmalısınız. Tamam, yaptırırım. Bu yeter mi? Yeter elbette. 2 milyon artar bile. İstemez kalsın, teşekkür ederim. Çıkmam lazım. Akşam bakıcıyı da arayamadım, merak etmişlerdir. Ya madem çok acelem var, vapur bekleyerek vakit kaybetme. Ben seni tekneyle bırakırım. Yok sağ ol. Ben kendim giderim. Bayram için ev baklavası yapacak mı Rukiye? Canım çekiyor ne zamandır. Mis gibi çıtır çıtır baklava nefis olur vallahi. Siz isteyin yeter babacığım. Hemen açar büyük bir zevkle. Annem de çok güzel açar baklavayı. Öyle mi? Her gün yeni bir şey öğreniyoruz hakkınızda Dilruba Hanım. Gençken, sağlığımız yerindeyken açardık tabii. Ama şimdi dayanamıyorum ki. Keşke dayanabilsem de ellerimle size baklavayı ben açsam. Hem bu ilk bayramımız ve yılbaşımız olacak. Çok heyecanlıyım. Kim bilir kaç sene sonra bir daha böyle tesadüf eder. Ben çıkıyorum, size afiyet olsun. Vallahi kim açarsa açsın baklavadan isterim. Güle güle. Hadi görüşürüz. Seninle birlikte alışverişe gidelim Dilruba. Ben her Arife hem çocuklara hediye hem de bayram şekeri alırım. Tabii tabii, hediyesiz şekersiz olmaz. Gidelim. Biz her bayram sabahı aile bayramlaşırız. Kahvaltı yaparız, öğle akşam yemeğini birlikte yeriz, bütün gün beraber oluruz. İşte tam bir aile. Böyle olmalı tabii ki cancağızım. Akşam yılbaşı yemeğini de tertipledim babacığım. Her şey hazır, güzel bir akşam olacak. Keşke bizim de haberimiz olsaydı organizasyondan. Belki ailecek yemeğe çıkarız. Belki çalgılı türkülü bir eğlence yerine gitmek ister gençler. Biz de bu işleri Şeref kızım yapar. Hem de en iyi şekilde. O nasıl uygun gördüyse benim için de uygunu odur. Eminim siz de çok iyi vakit geçireceksiniz. İyi de nasıl yapılıyordu bu ya? Nasıl yapacağım? Nasıl yapılıyordu bu ya? Rukiye. Ne yapıyorsun bakayım? Hiç. Ne yapacağım Şeref teyze? Boşuna saklama Rukiye. Zaten gördüm. Hamile misin yoksa? Söylesene. Bilmiyorum Şeref teyze. Ona bakacaktım ben de. Ah, bu ne acele çocuğum. Daha birini bile büyütemediniz. Ben de istemiyorum Şeref teyze. Gümüş daha çok küçük. O zaman bunu olmadan önce düşünecektin. Tedbirini ona göre alacaktın değil mi ama? Daha bir şey belli değil Şeref teyze. Benimki sadece merak. Şüphelendim yani. Şeref Hanım. Arabaların hepsi yıkandı, bayrama hazırlar diyecektim. Çok güzel. İşte tedbirli olsan böyle acaba mı diye ölüp ölüp dirilmezsin. Olmadığından emin, mutlu yaşarsın. Ya kalmışsa ne yapacaksınız şimdi ha? Haklısınız. Orhan, sen bana evden tarhana getirsen ya. Burada var ya tarhana Rukiye. Yok.
Yarına bizimkinden yapayım. Hem onu annem elleriyle yaptı. Mis gibi olur. E tamam işte. Buradakileri de annen yaptı. Bırak kızım tarhanayı, bir an önce neticeyi bana da bildir. Ne yapacaksınız bilmiyorum ki cahil insanlar gibi. Olmaz ki ama. Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz. Ama tarhana iyi olur diye düşündüm ben. Domates çorbası da yapabiliriz. Aa Şeref teyze, bizim bahçedeki yedi veren gül var ya, bir güzel açmış. Bir bakalım diyorum. Ha? Hadi gelin. Siz de bakın, sonra budamak gerekecek galiba. Aa, ne gülü çocuğum? Bahçedeki gül var ya, hani sizin çok sevdiğiniz. Allah Allah. O işte Şeref teyze. Allah, ne oluyor çocuğum? Gözünü seveyim Şeref teyze. Orhan'ın böyle bir şeyden şüphelendiğimden bile haberi yok. Olmasın da ne olur. Sizi de böyle apar topar çıkardım, özür dilerim. Ama yalvarırım belli etmeyin Orhan'a. Böyle şeyler kocalardan saklanmaz bilesin kızım. Zamane çocuklar hep böyle başını dikine ama aklına ne eserse öyle davranıyor. Söyleyeceğim de, hadi değilsem onu da üzmeyeyim diye şey etmiştim ben. Peki, tamam, ne haliniz varsa görün. Al, bunlar bayram ve yılbaşı gecesi için istediklerimiz. Hepsini alıversin Orhan. Tamam. Söylerim, hemen gider. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim? Ay Orhan, ne yapıyorsun? Bir tabak çorba içecektim sıcak sıcak. Olmaz, bu soğuk. Isıtırız o zaman Rukiye. Olmaz. Niye? Boğazım yanıyor zaten. İyi gelir çorba. Ben sana tarhana yapayım, o daha iyi gelir. Koş evden getiriver. Çorba çorbadır Rukiye. Sabahtan beri bir tarhanadır tutturdun ha. Hazır var, bunu içerim ben. Ya bunu ben içeceğim, bu benim. Allah Allah, bir tencere çorbanın hepsini mi içeceksin Rukiye? İyice bir haller oldu sana ha, bırak bir içeyim bir tabak çorba ya. Aa, bu bozuldu. Oh, söyledim sonunda, yapamamışım, olmamış bu çorba. İyi peki, çorban senin olsun, yemeyiz. Aa, bunlar bugün alınacak, Şeref teyze istedi. Aman ya, herkes bir tuhaf bugün ya. Bulduk canım. Aşkım. Al tatlım. Nasıl özlemişim seni. Oh, nasıl özlemişim seni. Oh. Ayşe'cim çok özür dilerim gece gelemediğim için. Senin de düzenini bozdum, kusura bakma. Canım benim. Olur mu, ne kusuru? Ben zevkle kaldım Melek'le. Ne yaptı, uyudu mu gece? Yormadı inşallah seni. Melekler gibi uyudu. Oy canım benim. Ben geldiğime göre gidebilirsin sen. Hazırlığın vardır şimdi. Emin misiniz, bana ihtiyacınız yok mu? Yok canım, teşekkür ederim. Gerisini ben hallederim, sen çıkabilirsin. Tamam, madem öyle diyorsunuz, ben çıkayım. Tamam güzelim. Kız! Aşkım, özür dilerim. Gelemedim aşkım benim, çok özledim seni. Abi bilmiyordum, çok üzüldüm durumunuza. Boş ver, üzülme, ben alıştım artık. Yani inat edip sabah hepimizden önce gitti ya, tebrik etmek lazım. Ben hala gece kaldığına inanamıyorum. Mecbur olmasa inan bir dakika durmazdı. Neyse, bizimkilerin haberi yok değil mi geldiğinde? Hayır, hepsi şaşıracak şimdi. Ben hemen duşa gireceğim aşkım. Sonra da bir eve gitmem lazım. Aradı, annem gel dedi. İyi, siz geçin eve o zaman. Ben ablamın yeğenimi görmeye gideceğim. Burnumda tutuyorlar. Merak etme, alınmayacak. Bahar da burada yılda kalıyor. Yapma ya. E hadi o zaman, çabuk, çabuk. Hadi. Efendim Fatih. Taze bekar, yılbaşı gecesi ne yapıyorsun? Evdeyim be usta. Daha bir program yapmadım. Süper o zaman. Bizimle geliyorsun. Herkes geliyor. Fatih'cim ya, ben evde kalayım diyorum. Yine de sağ ol. Kabul edilmemiştir. Geliyorsun, acayip dağıtacağız. Oh. Oh, minik ayaklım benim. Parmaklara bak be. Mısır tanesi mi bunlar anneciğim, he? Gel bakalım, gel 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 gel. Gel yatağımıza gidelim. Hmm. Gel bakalım. Gel anneciğim, hoppacık. 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 Hadi bakalım. Tatam, sürpriz. Berk,
Canım kardeşim, gel buraya. Kokunu bile özledim abla. Ben de seni çok özledim. Sağ salim geldin demek. Bitti. Yedim bitirdim askerliği. Dur sana bir bakayım. Askerlik sana yaramış. Askerlik bu. Yaramaz mı? Aa. Bu delikanlı olmuş abla. Ya. Gel bakayım dayının kollarına. Ay. Oh. Az daha bir maç izleyeceğiz. Kız tavlayacağız seninle. Sana öğretecek çok şey var vallahi. Bunları öğretecek birine ihtiyacımız var aslında. Canım eniştem nerede? Niye burada kalıyorsunuz siz? Yine haber peşinde mi yoksa? Hı? Haber peşinde. Sen ne zaman geldin ya? Söyleseydin ya oğlum, karşılardık seni. Dün Mehmet abim aldı havaalanından. Dün mü? Neredeydin bu saate kadar? Sürpriz yapmak istedim Didem'e. Dün gece adadaydık. Ama ne sürpriz oldu görecektin. Aklı gitti beni görünce. Yani sen dün geldin ve aileni görmeden adaya mı gittin? Ne var ki? Nasıl olsa artık hep buradayım abla. Biz de burada ağlayalım, yolunu gözleyelim. Sen doğruca karının kollarına koş. Eşler, evlilikler 2 günlük bu zamanda Berk. Ailense her zaman, ölünceye kadar senin yanında. İnsan ailesinden kalan tek kişiyi, ablasını görmeden nasıl sevgilisinin kollarına koşar ya? Ne diyorsun abla sen ya? Didem artık benim ailem. Senin ailen benim Berk. Bunu hiçbir zaman unutma. Herkes gelip geçici. Herkesin yeri ayrıdır abla. Didem'i kıskanmış olmanı aklım almıyor. O benim karım. Tabii ki önce onu göreceğim. Thank you.
anneciğim, ne olur izin verin gideyim. Ama olmaz ki kızım, o kadar hazırlık yaptık. Sensiz içimize sinmez şimdi. Aman be Gümüş, evde oturacağını kal işte bizimle. Hep beraber girelim yeni yıla. E zaten bütün gün beraberdik. Yılbaşıysa ne olmuş ki, herhangi bir gece işte. Vallahi bak, dedem çok ısrar ettiği için bıraktım Melih'i. Anneciğim ne olur, ben gidip dinlenmek istiyorum. İnsan böyle özel günlerde aile olduğunu daha bir anlar kızım. Olmaz öyle evde bir başına. Dedem de çok bozuldu. Ne olur kırma bizi hadi. Ya yok, ben eve gideceğim. Biliyorum beni düşünüyorsunuz ama... gerçekten ben evimde daha mutlu olacağım. Size iyi yıllar. İnşallah tüm dilekleriniz gerçek olur. Bir başına terk edilmiş kedi yavrusu gibi evde kalacak, görüyor musun? Ne yapalım anne? Bu onun tercihi sonuçta. Bağlayacak değiliz ya. Yılbaşı gecesi İstanbul sokaklarındayız. Halktan ilk mesajlarını alıyoruz. Senin dileğin ne? ÖSS'siz bir yıl dilerim. İnşallah güzel de bir sevgilim olur bakalım ya. İnşallah. Teyzeciğim, bu yıl ne dileyeceksiniz? Vallahi kızım, bu yaştan sonra sağlıktan başka ne dileyebilirim? İnşallah uzun ömrü olur evlatlarımın. İnşallah. İnşallah teyzeciğim, inşallah. Tek dileğim var. O da herkes yeni yıla ailesiyle kucaklaşarak girsin. Bundan 2 yıl önce Ayatka ailesi işte. Yeni yıla iş için gittiğim başka bir şehirde girecektim. Eşim geziyi iptal etmemi istedi. Aman canım ne var? Her yıl yılbaşı oluyor. Seneye bir arada oluruz dedim. Ve dediğimi yaptım. Eşimden, çocuklarımdan ayrı geçirdim yılbaşını. Ertesi gün aldığım haberle dünyam yıkıldı. Hepsi bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Bütün ailemi ellerimle toprağa verdim. Yani demem o ki, bu sevdiklerinizle geçireceğiniz en son yılbaşı olabilir. Onları ihmal etmeyin. Sonra çok içi acıyor insanın. Ailenizle kucaklaşarak yeni yıla girin. Kusura bakmayın, böyle bir günde kimsenin tadını kaçırmak istemezdim. İyi yıllar. Bu ne yakışıklılık oğlum, maşallah. Sizin güzelliğiniz karşısında bizimkinin esamesi bile okunmaz anneciğim. Hazırsın madem, kavalyem ol. Salonda herkes bizi bekliyor. Şöyle oğlumun kolunda gireyim salona değil mi ama? Anne, ben bu gece size katılamayacağım ya. Başka bir program yaptım. Ne programı? Arkadaşlarımla olacağım. Asla, asla olmaz. İzin vermem. Anne, bu sene arkadaşlarımla geçirmek istiyorum. Lütfen ısrar etme. Deden çok kızacak ama karışmam sonra. Ya anne, ben konuşurum dedemle, kızmaz bana. Mehmet çok ayıp oğlum, yapma. Çok rica ediyorum, gel içeri ailenle ol ama. Üf,
Vallahi ne dediysem dinlemedi Mehmet Fikri Bey amca Rukiye. İlla al Rukiye'yi gel diyor. Hasta deseydin. Dedim Rukiye. Ama geleceksiniz diyor. Öyle ayrı gayrı olmaz diyor. İyi, sen git o zaman. Olur mu Allah aşkına? Hadi kalk, ayıp vallahi. Ya Orhan, gelme üzerime. Gelmeyeceğim diyorum. Sen git. Rukiye, ne oldu? Bunda ağlanacak ne var? Sinirlerim bozuk. Neden ama? Neyin var? Kaç gündür zehir ettin ama Rukiye ya. Ne zaman getireceğiz Afyon'dan kızımı Orhan? Kaç hafta oldu? Bu muydu derdin? Evet. Burnumda tutuyor. Tamam. Allah'ın izniyle yarın gidiyorum Afyon'a, alıp geliyorum kızımızı. Tamam mı? Sen yeter ki mutlu ol karıcığım. Hey! 50. Usuz otur. Çinko'yu tamamlıyorsun anne. Dur bakayım. Doğru. Ya. 8. Ay yok, çıkmadık. Aa, ya. Ama yavaş söyle. Ben kontrol edemiyorum. Olur, tamam. Oo, torpil var, itiraz ediyorum. Anne ya. 35. Ay da yok. Şişt, ver sana be. Yavaş. Benim oldu. Ver. Verdin, bak. Bak bakalım kızım, bizimkilerde var. Yok. ...42. Hah, bende var. Bende yok ya. Aa. İkinci çinko, vallahi çok şanslıyım cancağızım. Olmaz bu kadar da ama. Aa, bu ne şans ya? Ya biz de bir tane bile tutturamadık ya. Bütün paralar Dilruba Hanım'a gidecek. Zengin Aa. Oluyorsun anne. Yaşasın, anneannem kazanıyor. Anneanne, ne alacaksın parayla? 46.